Herkese tekrardan merhaba. Gel. Biliyorsunuz bir kedi sahiplendik. Neredeyse bir ay olacak. Dördüncü haftadayız ya da üçüncü haftadayız tam bilmiyorum. Yani daha yeni yeni alıştım evdeki varlığına. Çünkü kedi sahiplenildiği zaman, yani daha doğrusu hayvan sahiplenildiği zaman evini, hayatını falan her şeyi ona göre ayarlıyorsun. İşte bu bana çok acayip geldi ilk başta. Bu cümlelere hiç inanmıyordum. Çok video izledim. Hani kedi sahipleneceğiz ya. Hani bizi neler bekliyor, beni neler bekliyor. Çünkü ne kadar bu kediyi kızımız için sahiplenmiş olsak da yani bakımı haliyle bana olacaktı. Yani ben yapacaktım bakımını. Tahmin ettiğim gibi de oldu. O sadece seviyor. Diğer bütün bakımlarını ben yapıyorum. Yavaş yavaş artık huyunu, suyunu, davranışlarından neyi olduğunu falan artık yavaş yavaş öğrendim. Paylaşmaya bile kıyamıyordum. O kadar küçüktü ki. Yani etkilenir, nazar olur falan diye paylaşamıyordum bile. Neyse, lafı çok uzatmayacağım. Bununla alakalı başka bir video da çekmek istiyorum. Çünkü daha çok yeniyim. Böyle çok bilmiş konuşmak da istemiyorum. Bir bakın şu kızıma. Büyümüş değil mi biraz? Dobişim. Dün de tırnaklarını mesela kesmeye çalıştım. Çok zorlandım. Hayatımda ilk defa kedi tırnağıyla böyle bir yakın ilişkim oldu. Onda da çok zorlandım mesela. Dur anneciğim. Şimdi her gün muhakkak tuvaletini temizliyorum. Her gün. Şöyle ben kapağını da çok küçük ya, yapamaz edemez diye kapağını kapatmıyorum. Şöyle bir tuvaleti var. Ben hep böyle kapağını çıkarıyorum. Ve o şekilde rahat rahat temizliyorum. Görüntü içinde kusura bakmayın. Zaten eminim birçok videoda görmüşsünüzdür. Ben mesela 5 kilo kum aldım dün. Diğer kumu işte daha yeni getirmiştik o zaman. O kumu kullanıyorduk. O kum da çok azalmıştı. Ben dün gittim aldım mesela. 5 kilonun ben 5'ini de döküyorum. Yani öyle az yapmıyorum. 5 kilo var mesela burada. Direkt döktüm. Böyle daha iyi oluyor gibi geliyor bana, bilmiyorum da. Madenci gibiyim şu an. Tamam. Küreğimi de şurada tutuyorum. Burası zaten dediğim gibi benim boş olan. Ben ellerimi yıkayıp daha sonra Mia'nın göz temizliğini falan yapacağım. Onları göstereceğim size. Her gün gözlerini temizlemiyorum. Yalan söylemeyeceğim. 2 güne bir, bazen 3 güne bir temizliyorum. Şöyle göz bakım solüsyonu almıştım Trendyol'dan ve çok memnun kaldım gerçekten. Böyle gözlerini inanılmaz rahatlatıyor. Mesela geçenlerde gözünde bir farklılık gördük, biz gözlemledik. Gözünün biri mesela küçülmüştü falan. Bunun yorumları falan da inanılmaz güzeldi. Ben hemen damlata da biliyorsunuz bunu, direkt hayvanın gözüne ya da işte pamuk yardımıyla da silebiliyorsunuz falan. Ben direkt gözlerine mesela bir gün boyunca 3-4 kere yaptım ve hani ertesi gün gerçekten hiçbir şey yoktu hayvanın. O yüzden ben bunu çok sevdim. Yorumlara bakarak almıştım. Hiçbir tavsiye falan hiçbir şey bilmiyordum. Sadece araştırıp yorumlara bakarak bu göz bakım solüsyonunu aldım. Kedi ve köpekler için de kullanılıyor. Sonra şöyle bildiğimiz makyaj pamuğu, işte göz pamuğu. Onu şöyle sıkıyorum. Ben biraz bolca yapıyorum ki çabucak işim bitsin diye. Şöyle parmağıma sivri yapıyorum ucunu. Gelsin. Çok zorlanıyorum. Dur bakalım. Dur anneciğim. Dur kızım. Kızım benim. Dur. Dur kızım. Bak bakalım. Ay çok güzel oldun. Kız beni odaklama. Kızımı odaklasana kamera. Tamam. Aşkım. Yavru
kesinlikle böyle sakin durmuyor. Asla durmuyor. Çok çok böyle hareketli bir kedi. Özellikle hani büyümeye de geçti ya, böyle kilo falan da almaya başladı. O yüzden asla yani böyle elde avuçta durmuyor. Çok zorlanıyorum tek başıma da. Kızım okulda zaten. Sonra ağız yaraları için. Şöyle bir damla. Bundan inanılmaz memnun kaldım. Ama bunu veterinerim vermişti. İlk sahiplendiğimde, veterinere götürdüğümde kontrole, ağzında yara olduğunu söylemişti. Mesela hiç haberimiz yoktu bizim. Yemiyordu. Neden yemiyor, neden yemiyor falan diye çok üzülüyordum. Aldık. Hemen bir gün sonra falan veterinere götürdüm ve ağzında yara varmış. O yüzden yemiyormuş. Ben bir hafta 10 gün boyunca şu damlayı düzenli bir şekilde kullandım. Zaten hayvan ondan sonra yemeye de başladı. Ağzının yarası geçtikçe falan. Yine de ben hani 2 güne bir falan yine de bir damla damlatıyorum. Çünkü bu ağız yaralarını geçti ama hani tekrar oluşmasını da engelliyor mesela. O yüzden de bunu kullanıyorum. Şimdi bunu da yapacağız kızıma. Değil mi kızım? Gel. Gel anneciğim. Kız ne yapıyorsun orada? Böyle burnunun ucuna bazen mesela damlatıyorum. Dur kızım. Dur. Anneciğim başka türlü ağzımı nasıl açayım ya? Ne yapayım anneciğim? Bak bakayım anneye. Aferin. Bakın. Ana maceramızdan sonra. Şöyle su kabını da şöyle tercih ettim. Böyle bittikçe buradan şey yapıyor, geliyor falan. O, su kabını öyle tercih ettim. Mama kabı da zaten böyle. Ama dediğim gibi çok tecrübesiz ve ilk defa hayvan sahiplendiğimiz için de yani bunların uygun olabileceğini düşündüm şimdi. Şimdilik yetiyor. Şimdilik kullanıyor. Fakat tabii büyüdüğünde falan şey yaparsa farklı farklı şeylerde kullanabilirim. Yani şimdilik sıkıntı yaşamıyoruz. Maması da az kalmış. Bu cihazı hatırlıyorsunuz, size tanıtmıştım. Bütün odalarımda tek tek. Boş odam da şurası hemen. Hep işte Mia'nın tuvaleti de orada bakın. Burada böyle işte valizler, kutular vesaire olan bir oda. Bu cihazı da hatırlıyorsunuz, size tanıtmıştım. Nem alma cihazı. Yani maşallah diyorum, çok memnunum. Şu an mesela şey göstergesi var. Haznesinin su dolduğunu gösteriyor. Böyle kırmızı yanıyor o zaman da. Şu an durdurdu mesela kendi kendini. Bunu bütün odalarda çalıştırdım 10 gün 10 gün 10 gün boyunca. Sonra böyle girişe koydum. Şimdi bunu da boşaltalım. Mia da ne yapıyor? Tuvalete mi gidecek? Geziniyor. Bunun suyunu falan boşaltayım. Sonra bir montum var. Bakın ne yapacak? Ben daha yeni temizlemiştim. Daha yeni temizlemiştim. Neyse, mahrem. Kızıma bakmayın. Şimdi şu cihazımızı, suyunu bir alalım. Şöyle halıyı biraz çekiyorum. Bir de şunu görüyor musunuz bilmiyorum ama bunu da göstermek istiyorum size. Tozları belli oluyor mu? Yani oluyor, evet. Çok belli oluyormuş, evet. Mesela bunun da temizlenmesi gerekiyor. Bir su tutuyorsunuz buna. Zaten direkt o tozlar çıkıyor. Böyle kurutuyorsunuz. Hafif peçeye koyun ya da bezle nemini alın. O şekilde. Ah, görüyor musunuz? Suyu ağzına kadar dolmuş. Bu şekilde zaten duruyor makine. Hemen bunu boşaltıp geliyorum. Bilemez. Şöyle. İçi boş artık. Zaten kendiliğinden çalışmaya başladı. Kaldığı yerden. Şu an nem 67 ile 66'ya düştü. Direkt haznesini boşaltıp taktığımızda yeşil de yandı zaten. Direkt kendi çalışmaya başlıyor. Açık renkli mont var. Yani inanılmaz çabuk kirleniyor.
Şöyle bir kısa yıkamaya atmak istiyorum. Şöyle ne yapayım ben bunu? Hızlı günlük. Evet, hızlı günlük. 40 dakikada çalıştıralım. Bunun da temizlenmesi gelmiş.